Ben öncelikle benim için protokol üstü, protokollerin en yücesi, en sevgilisi, bu salonu dolduran Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı mensubu Bursa'da mukim tüm kardeşlerimi selamlamak istiyorum. Yıldırım, Osman Gazi, Nilüfer'deki kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlere Yasıköy'den, Batı Trakya'dan, Yasıköy Belediyesi'nden kardeşlerinizin selamını getirdim. Değerli bakanlarım Sayın Cavit Çağlar, Sayın Hakan Çavuşoğlu, Irtıca Genel Direktörüm Sayın Halit Eren, Bursa Şubesi Başkanım, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Başkanım, milletvekillerim, mevkidaşlarım, belediye başkanlarım, Danışma Kurulu Başkanım, Gümülcün'e seçilmiş müftüm, değerli protokol üyeleri, sizlere de saygıyla selamlıyorum. Dışarıda içeriye girmeden önce beklerken arkadaşlarla sohbet ettik ve sordum. Daha önce dedim Yasıköy Belediye Başkanı Bursa'ya teşrif edip derneğinizin kongresini onurlandırdı mı? Hayır dediler. Yasıköy Belediyesi'nin yeni misyonu, yeni vizyonu ana vatana açık, kucaklayıcı bir misyon alacaktır bundan sonra. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'daki kardeşlerimizle sık ve kuvvetli bir şekilde, sımsıkı bir şekilde birbirimize kelet vereceğiz diyorum. Gelmemin ilk sebebi bu. İkinci sebebi teşekkür etmeye geldim. Başkanım dedi ki, Batı Trakya'da yerel seçimlerde, genel seçimlerde yardımımızı esirgemedik. Ben de şahidim. Ben 25 Mayıs ve 2 Haziran seçimlerinde buradan Batı Trakya'ya gelerek demokratik hakkını, oy kullanma hakkını kullanan tüm sizlere, kardeşlerime verdiğiniz destekten ötürü canı gönülden teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kardeş belediye almaya geldim. Osman Gazi ile Kozluk Yapır kardeş belediye, herhalde biz de Yıldırım Belediyesi ile kardeş belediye olacağız Sayın Başkanım. Yarın aynı şekilde hem Yıldırım Belediye Başkanımızı hem Osman Gazi Belediye Başkanlarımızı ziyaret edeceğim. Ben bu vesileyle tüm sizleri de 5, 6, 7 Haziran'da gerçekleştireceğimiz Kiraz Festivali'ne de davet etmek istiyorum. Ayrıca yeni Yasıköy Belediyesi yönetiminin organizasyonu olacak, bizim projemiz olan 1 Eylül'de Dünya Barış Günü'nde Barış Festivali düzenleyeceğiz. Bulgaristan'dan Mestanlı, Koşu Kavak ve Smolyan belediyeleriyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Bu belediyelerimiz bu festivalimize katılacak. Yunanistan'dan Dimet Orestiada, Kum Çiftlik ve Taşoz Belediyesi ile anlaşmış durumdayız. Atina Belediyesi'nin de katılması kuvvetle muhtemel. Buradan ben Bursa'dan da iki belediyemize yarın davetimizi aktaracağız. İnşallah üçüncü belediyemiz de Trakya'dan bir belediyemiz olacak. Bizim için Balkanların köprüsü. Ben Yasıköy'ü şöyle görüyorum. Yasıköy Hristiyanlarla Müslümanların, Türklerle Rumların bir arada yaşadığı bir belediye. Çok kültürlülüğün başkenti olma hedefindeyiz. Bu konuda da sizler de bizlerden yardımınızı esirgemeyeceğinizden umuyorum sizlerin de. Şimdi tabii Batı Trakya'daki sorunlardan bahsetti bir önceki konuşmacılar. Ben de lise konusunda Yunan liselerinden mezun olan arkadaşlara dikkatle bakılması taraftarıyım. Ben kendim de Yunan Ortaokul Lisesi ve Yunan Üniversitesi'nden mezunum. Ama sizler gibi Müslümanlığımdan ve Türklüğümden bugüne dek hiçbir şey kaybetmedim elhamdülillah. Kendi içimizde de sorunlarımız var. Bazen arkadaşlarım, danışmanlarımız sivri dillisin, çok konuşma, üstünü kapat geç diyorlar. Ben o fikirde değilim. Rakiplerimiz de şov yapıyor diyorlar. Şöyle bir şey oldu Yasıköy Belediyesi'nde ve ben bunu aktarmakla mükellefim. Benim için siyasetçi aklından, gönlünden geçen diline dökerse siyasetçidir. Biz bunu böyle bildik, böyle siyaset yapıyoruz.
yıldır Yasıköy Belediyesi yönetiminde bulunan ve milli ve dini duyguları öne atarak seçim kazanmış arkadaşlar maalesef 27 kişilik meclisimizde Yunanlı isimle birlik olarak bize bugün itibariyle muhalefet yapmaktalar. Anlaşılmaz bir durum. Basit analog sistemi de olduğu için Yunanistan'da yerel yönetimlerde %43 ilk hafta, ikinci hafta da Doğu Makedonya Trakya eyaleti genelinde en yüksek yüzdeyi alarak %65.98'i alarak seçilen yönetimimiz 11 tane belediye meclis üyesi seçtirdi. Ve muhalefetteki Türk listesi Yunan listesiyle işbirliği içerisinde bizi engellemeye çalışıyor. Canları sağ olsun. Demek istediğim şudur. Karşıdaki düşman belli. Bizi zorlayan belli. Kendi içimizdeki münakaşalara bir yerde son vermemiz gerekiyor. Genç arkadaşlarımız var burada. Ben gençlere hitaben bu münakaşalara da belki son vermek adına biz en azından dik duracağız. Büyük ustanın şu sözleriyle, şu dizesiyle hitap etmek istiyorum. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizimdir, elbet bizim. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Batı Trakya davasına kendini adamış, başta Doktor Sadık Ahmet olmak üzere ebediyeti intikal etmiş tüm büyüklerimi rahmetle anıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.